Öğretmen olarak şöyle hamama oturayım, bir akşam keyfi yapayım. Elimde de suyum, susuz olmaz değil mi? Su olması gereken hayatımızın bir yaşamı ve hastalıklardan korunmak için, hele hele bu dönemde koronadan korunmak için çok çok güzel bir silah. Tavsiye ederim, suyumuzu içelim ilk önce. Size de mutlaka beni izlerken elinizde su. Evet arkadaşlar, bugün neden konuşalım? Bence bugün hayatın %70'ini, eşyalarımızın %70'ini, telefonumuzun %70'ini kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Bence kullanmıyoruz, kullanamıyoruz ve kullanamadığımız eşyalara para yatırıyoruz. Kullanamadığımız telefonumuza para yatırıyoruz ama bunun için de işte çalış dediğin ölüyoruz değil mi? Ne dersiniz? Bence böyle. Eğer farklı düşünüyorsanız yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Orada durmayacak. O nedenle şuraya koyuyorum. Evet, yani düşünüyor musunuz? Yani işte çalış, çabala, koskocaman evler al. Peki bu evlerin ne kadarında oturuyorsunuz? Özellikle işte hani bayan da çalışıyorsa, daha sonra eş de çalışıyorsa, akşam gel ve akşam boyu işte yat. Yani mesela ben kendi adıma o şekilde. Ne yapıyorsunuz? İşte yemeğinizi yiyorsunuz. Ondan sonra işte biraz eğer televizyon, kitap okuyup falan, sonra yatak odasına. Ve mesela Avrupalılar bunları çok güzel çözmüşler. İşte 1+1 ve adamların işte fazla eşya yok. Hatta İlber Ortaylı öyle diyordu. Evlenip mobilya dükkanı gezeceğinize evlenin ama dünyayı dolaşın, yani seyahat edin, görün, bakın. Bizde ne? Eşyanın esiri oluyoruz. Evlerin esiri oluyoruz. Hadi bakalım, temizle, temizle, temizle. Ertesi bakıyorsunuz, işte işe gidiyorsunuz. Öbür hafta aynı şekilde. Ve o nedenle ve böyle birbirimize işte gösteriş yapma. Ay işte şunun eşyası var. Şunu bile şuradanmış, bunu bile buradanmış. Ama bu dünyanın üzerinde çoğu kez işte oturulmuyor. Ondan sonra işte çok fazla diyeyim, oturulmuyor demiş ve çok fazla oturulmuyor, çok fazla kullanılmıyor ve daha sonra bunlar için hayatımızı devam ediyoruz diyorum. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Sonra bir bakıyorsunuz, işte telefonlar, en iyi telefon olacak, en güzel telefon olacak. Ondan sonra mesela ben daha önce kendi adıma, işte tabii benim iş yapıyorsanız, işte bu video çekimlerinde, şimdi bunda daha iyi telefonlar, daha iyi kameralar, şunlar, bunlar, tamam. Daha önce diyordum ki ben, işte öğrenciler bana şey diyorlardı. Böyle o akıllı telefonlara falan geçirdiğimde benim telefonum açma kapamalı bir telefondu. Ay hocam, babaanne telefonu kullanıyorsunuz, babaanne telefonu kullanıyorsunuz. Ay dedim, iyi de dedim, ben ne yapıyorum Allah aşkına telefonuna? Bir mesaj çekiyorum değil mi? Bir de arıyorum, bu müşteri yapıyor mu? Evet yapıyor. O zaman hiç gerek yok değil mi? Aa yok hocam, sizin havanıza işte şey yakışmaz, bilmem şu marka yakışır, bu marka yakışır. İyi de arkadaş, yani o kadar kullanmayacağım telefonu, niye para veriyorsun? Ha sonra aldın yine, evet ne yaptık işte, telefonun bir sürü özelliği var. Ha kullanıyorsanız yapıyorsanız hiç sorun değil ama eğer kullanmıyorsanız, yapmıyorsanız vermeyin o kadar paralar, yani bütün hayatınızı çalış, çabala, ondan sonra işte o telefonlara harca. Yine mesela hiç ben böyle değilim, şey değilim, yani bilgiler dediğim bunlarda da değilim aslında kendi adıma, bu genel olarak konuşuyorum. Şimdi yine diyeceksiniz ki, oh hocam hayat size güzel, ne güzel yani.
Arkadaşlarımız da güzel olsun. Niyeyse güzel değil. Yani şu tamam, 15 yıl tamam. Hayatınızı güzelleştiren sizlersiniz. Güzelleştirecek olan sizlersiniz. Niye? İşte balkonun bir köşesine koy. Balkonun mu yok? O zaman ne bileyim o zaman yıkabilirsin. Ayrıca hamak kıymetini pek sevmiyorum. Onu da söyleyeyim. Hamak değil. Nedir? Siz de eski sanılacak değil mi? Yani yatası sanılacak. Evet, hamak Fransızca bir kelime. Yataklı işte sallanmak amacıyla. Şöyle biraz sonra yatmışım. Evet, yani keyif yapmak istiyorsanız hayat sizin ellerinizde. Ne yapmak istiyorsunuz ona göre yapın derim. Evet, yine aynı şekilde mesela aldığımız eşyaların da kıyafetlerin de çoğu sizde %70'ini kullanmıyor, %30'unu kullanıyormuş. Biz bunu mesela bayanlar çok konuşuyoruz okulda ve bunu çoğu kimse destekler. Ama ben dedim ki kendilerine hayır ben böyle değilim. Evet mesela ben okula giderken de evdeyken de daha önce kendimi onu izleyebilirsiniz. 20 yıl giyerim. Evet 20 yıl giyerim. Hatta 25 yıldır ekibim var. Ve bu bize onu bir takipçim dedi ki bana hocam dedi bazı videolarınız dedi çok gereksiz çekiyorsunuz dedi. Öyle düşünüyorsan olabilir dedim. Yani düşüncelerinize katılmıyorum ama sırf görme etkinliğinizi sonuna kadar destekliyorum. O senin düşüncen. Yani ben kendi adıma her videomu çekerken belli bir amacım var. Yani belli bir mesaj vermek istiyorum. Ama sana göre o şekilde gelmiş olabilir. Yani bunu bilemem. Ve neden dedim? Yani dedi bir 20 yıl giyme. Halbuki ben onda yani o kadar kendi adıma anlamlı mesaj vermek istemiştim ki. Hatta yorumlarda da vardı sağ olsun bir arkadaş. Hocam çok güzel bir mesaj vermişsiniz gençlere. Evet çünkü neden? Bir giydiğinizde işte çıkarıp atıp bir daha bu kadar zengin veya bu kadar çok fazla atacak bir ülke de değiliz. Ondan sonra aynı şekilde mesela çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, bütün işte hayatınızı veriyorsunuz, sonra alıyorsunuz o kıyafeti, sonra at yani maalesef. Yani ben işte dolabımın da %100'ünü kullanan bir insanım. Mesela bu korona döneminde falan evdeyken aynı eşofman, aynı pijama falan filan değil. Her gün neden giyiyordum, süsleniyordum. Ondan sonra kendim için yapıyorum. Neyi başkası için yapacağım. Ve daha sonra da farklı kıyafetler. Yani niye aynı kıyafet giyeceğim veya niye dolabım aynı şekilde orada duracağım. O nedenle sizlere de aynı şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani hayatınızın %70'ine, eşyalarınızın %70'ine, kıyafetlerinizin %70'ine kullanmamazlık yapmayın. Kullanın verin. Çünkü onlara o kadar para veriyorsunuz ve o kadar hayatınızı veriyorsunuz. O nedenle affedersiniz şey gibi eşek gibi çalışın, ağ gibi yaşamak. Evet çalışacağız mutlaka çalışacağız, çabalayacağız. Her ne kadar çok zengin olsam da yani boş bekliyorum olmuyor değil mi? Hayatın bir çabası. Çalışın, çabalayın ama yiyin, için, gezin. O paraları biriktirip de ondan sonra bir bakıyorsunuz bir sürü hastalıklar, bunlar geliyor hastanelerde ve sonra hadi bay bay diyorsunuz. Tabii bay bay diyorsunuz da bay bay da güzel demek önemli değil mi? Tabii diğer tarafta da nasıl artık o da o tarafa da bir hazırlık aynı şekilde gerekiyor. Yani hayatınızı bütün işte çalışıp da sadece biriktirmek yok. Oralarda da biriksin. Öyle bir şey vardı, çok koştu. Şimdi işte dolarlık almış iki eline gidiyor. İşte bir mesaj yapmışlar. Ve orada azar diyor ki yani onları burada bırakacaksın. Böyle üzgün işte o tarafa bırakıyor. Herkes bu tarafa böyle girecek. Yani sadece gideceğimiz
bir kefen olacak. Evet, gezgin yüzük öğretmeni abone olmadıysanız abone oluruz. Daha sonra videomu beğendiyseniz beğene tıkla. Sevimli ve güzel bir yazmış. Harika. Şikayet etmeyin. Beğendiyseniz de beğene tıklayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşabilirsiniz. Evet, şöyle buz gibi bir suyla size asmalıdır diyorum.